Merhaba arkadaşlar, yeni bir video ile birlikteyiz. Bu videoda hayvanlar alemine geçiş yapacağız. Artık canlılar aleminin son grubundayız. Hayvanlar alemi biraz daha diğerlerine göre uzun sürecek. Çünkü omurgasızlar, omurgalılar kendi içerisinde ayrılıyor. Yine başka özelliklerden bahsedeceğiz. O yüzden yaklaşık herhalde 3 video kadar veya daha da fazla olabilir, sürebilir arkadaşlar. Haberiniz olsun. Şimdi gelelim hayvanlar aleminin genel özelliklerine. Arkadaşlar, hayvanlar aleminin genel özelliklerine baktığımız zaman tamamına yakınında eşeğli üreme görülür. Böyle çok hani nadiren, istisnayen vardır eşeğsiz üreme yapanlar. Genelde arkadaşlar işte solunumlarına baktığımız zaman basit yapılı olanlarda gaz değişimi vücut yüzeyinden yapılıyor. Ama daha böyle gelişmiş olanlarda tabii ki işte akciğer olsun, trake olsun, başka mesela marpigi tüplerinden bahsedeceğiz. Bunlar olsun. Bunlar gelişmiştir ve bu şekilde solunum yaparlar. Yine boşaltımlarına baktığımızda arkadaşlar, boşaltımları böbreklerle yapılabilir, vücut yüzeyinden yapılabilir. Yine başka organlar tarafından da yapılabilir. Dediğimiz gibi hepsine değineceğiz. Çıkmış sorulara baktığım zaman genellikle bakın, mesela önümde bir tane soru var. Diyor ki omurgasız hayvan grubundan Porifera sınıfına ilişkin olarak, Porifera neydi? Süngerler. Bakın böyle genel özelliklerini sormuş. Hani böyle çok detaya dalıp işte şu türün ismini ezberleyeyim, şu türün ismi aklımda kalsın gibi yapmayın. Genel özelliklerini bilmeniz yeterlidir bence. O yüzden çok fazla kendinizi yormayın arkadaşlar. Zaten yeterince çok ders çalışıyoruz. O yüzden biraz daha çok detaya inmeden çalışırsak daha iyi olur. Şimdi o zaman ilk önce genel özelliklerinden bahsedelim. Daha sonra biz hayvanları sınıflandırırken hangi özellikleri kullanıyoruz, bunlara bakacağız. Şöyle hayvanlar alemi diye ben başlığımı attım. Şöyle yazıyorum arkadaşlar genel özellik olarak. Tamamına yakını eşeğli üreme yapar. Daha sonra diğer özelliğine baktığımızda basit yapılı küçük hayvanlarda gaz değişimi vücut yüzeyinden olur. Deri solunumu gibi düşünün arkadaşlar. Mesela kurbağalar deri solunumu yapıyorlardı ya. Bunlar da aynı şekilde deri solunumu yapabiliyorlar. Daha sonra gelelim bir diğer özelliğine. Arkadaşlar, bunlar da vücutlarına destek olarak sert yapılar bulunur. Mesela omurgasız hayvanlarda dış iskelet, omurgalı hayvanlarda iç iskelet bulunuyor. O yüzden şöyle diyelim. Vücutlarına destek olarak sert yapılar bulunur. Bunların yine tamamı heterotroftur arkadaşlar. Yani tabii ki şu an bulunanlar o şekilde. Bir ara çıkmıştı işte deniz solucanı mı, deniz salyangozu mu, öyle bir şey. Kloroplasta rastlanmış galiba bu hayvanda ve fotosentez yaptığı görülmüş. Tabii bunlar daha kesin olan bilgiler olmadığı için biz şu an tamamını heterotrof olarak alıyoruz. Daha sonra gelelim diğer özelliklerine. Arkadaşlar, biz bunları, hayvanları bakın, filogenetik olarak sınıflandırırken bazı özellikleri kullanıyoruz. Nedir bu özellikler? Mesela vücut simetrisi, embriyonik tabakalar ve vücut boşluğu, sölom dediğimiz yapı. Ben şimdi size bunlardan bahsedeceğim. Daha sonra omurgasız hayvanlara giriş yapacağız. O zaman şöyle yazalım. Hayvanların sınıflandırılmasında kullanılan, bu arada telefon yeni, böyle bir sanki sıkıntı yapıyor gibi netlikte. Evet, kullanılan ölçütler diyelim. Ölçütler. Evet arkadaşlar, şimdi bu ölçütlerden bahsedelim. Bunlardan birincisi, şöyle bir diyorum. Vücut simetrisi diyelim. Vücut simetrisi. Nedir vücut simetrisi? Arkadaşlar, daha önce de bahsetmiştim. Hatırlayın vücut simetrisinden. Neydi vücut simetrisi? Canlılarda
Eşit kısma ayrılma olayıdır aslında. Vücutlarını böldüğümüz zaman eşit kısma ayrılma olayına biz ne diyoruz? Vücut simetrisi diyoruz. Bu vücut simetrilerinin vücut simetrilerinin bazı şeyleri var, çeşitleri var. Bunlardan bahsedeyim birazcık. Daha önce bahsetmiştim ama yine burada da bahsedelim dursun. Nedir bunlar? Mesela arkadaşlar, radyal simetri, diğer bir ismiyle ışınsal simetri, bilateral simetri arkadaşlar. Daha sonra bir tane daha vardı. Şu an aklıma gelmiyor. Radyal simetri, bilateral simetri. Bir tane daha vardı, aklıma gelmiyor. Ama bu hayvanların sınıflandırılmasında, yani bu ölçütlerde sadece radyal simetriden ve bilateral simetriden bahsedeceğiz. O zaman şöyle yazalım. Vücut simetrisi için hayvanların vücut bölünmesine simetri denir. Simetri denir. Tek hücreli olan canlılar arkadaşlar genellikle nedir bunlar? Asimetriktir. Ama bizim hayvanlarımızın tamamı çok hücrelidir. O yüzden de biz çok hücrelilerdeki bölünmeye bakacağız. Çok hücrelilerde bölünme radyal simetri ve bilateral simetri olarak ikiye ayrılıyor arkadaşlar. Radyal simetrinin bir diğer adı ışınsal simetridir. Evet, gelelim o zaman radyal simetriden bahsedelim. Radyal, diğer bir ismiyle ışınsal simetri. Arkadaşlar, radyal simetri, daha önce de bahsetmiştim. Hayvanı biz vücudun neresinden keserseniz kesin, yani merkezden geçen iki ya da daha fazla düzlemde siz kesin hayvanı, her zaman için iki eşit parçaya ayrılır. Şöyle düşünün. Mesela şu kalem. Mesela bu kalem. Üstündeki yazıları düşünmeyin arkadaşlar. Bu kalemi bakın, ben böyle de bölsem iki eşit parçaya bölünür. Diğer taraftan da bölsem iki eşit parçaya, yani boyuna yaptığımız zaman, enine değil tabii ki. Her türlü ne oluyor? İki eşit parçaya bölünüyor. Biz buna ne diyoruz? Radyal, yani ışınsal simetri diyoruz. Bir su şişesini ortadan ikiye veya işte diğer parçalardan böldüğünüzü düşünün. O şekilde ışınsal simetri ortaya çıkar. O zaman yazalım. Hayvanlarda vücudun merkezinden geçen iki ya da daha fazla düzlemle vücutları bölündüğünde iki eşit parçaya ayrılır. Bu bizim radyal simetri dediğimiz simetrimizdir arkadaşlar. Bunlar genellikle böyle yere bağlanan, çabuk hareket etmeyen canlılar radyal simetrilidir. Şimdi gelelim bilateral simetriye. Arkadaşlar, bilateral simetriyi sadece başla, bakın, kuyruk arasındaki bölümü böldüğünüz zaman iki eşit parçaya ayrılıyor. Biz buna bilateral simetri diyoruz. O zaman şöyle şuraya bilateral simetri diyorum. Bilateral simetri. Mesela bizler bilateral simetriye uyum gösteririz. Ama iç organlar olarak değil. Kesinlikle bunu atlamayın. İç organ olarak değil arkadaşlar. Sadece dış görünüş olarak. Biz ortadan böyle burnunuzun tam ortasından ikiye bölündüğünüzü düşünün. İki eşit parçaya ayrılırız. Sağlıklı bir birey için söylüyorum tabii ki bunu. O zaman şöyle yazalım. Bilateral simetrileri için. Baş ucundan kuyruk ucuna kadar. Kuyruk ucuna kadar bir düzlemle ikiye ayrılır. Hayvanların çoğu arkadaşlar, hatta bütün omurgalılar diyebiliriz, bütün omurgalılar bilateral simetriye sahiptirler. O zaman şimdi gelelim bir diğer özelliğimize. Vücut simetrisi demiştik. Şimdi embriyonik tabakalar diyoruz. Embriyonik tabakalar. Nedir bu embriyonik tabakalar? Endoderm, mezoderm ve ektoderm tabakaları, değil mi arkadaşlar? Şimdi bu tabakalardan bahsedeceğiz. Embriyonik tabakalarda. Bizim bazı hayvanlarda arkadaşlar, bazı canlılarda
embriyonik gelişim sırasında bu gastrula dediğimiz bir evre vardır. Üreme gelişmeye geldiğimiz zaman bu embriyonik gelişimden de bahsedeceğim. Bu gastrula evresinde hücre göçü gerçekleşir ve 3 tane tabaka ortaya çıkar. Triploblastik dediğimiz bir tabaka ortaya çıkıyor arkadaşlar. Biz bu tabakaların isimlerine ektoderm, mezoderm ve endoderm tabakaları diyoruz. Bu tabakalar vücutta çeşitli organları oluşturuyor arkadaşlar. İşte bu tabakaların bulunup bulunmamasına göre veya işte bir tanesi vardır ikisi yoktur, ikisi vardır biri yoktur. Buna göre zaten yine sınıflandırma yapılıyor arkadaşlar embriyonik tabakaların varlığına göre. Mesela süngerlerde ve sölenterlerde mezoderm tabakası yoktur arkadaşlar. Bunun gibi bu yüzden de bunlarda organlaşma dediğimiz olay görülmez. Çünkü mezoderm tabakası bizim iç organlarımızın hemen hemen tamamını oluşturan bir tabakadır. Bu yüzden de arkadaşlar mezoderm tabakası bulunmayan canlılarda organlaşma dediğimiz olay görülmüyor. O zaman yazalım. Bazı hayvanlarda bunu sürekli takip etmek zorundayım sanırım. Hep netliği gidiyor. Bazı hayvanlarda gelişimin gastrula evresinde hücre göçüyle 3 tabakalı yani triploblastik yapı oluşur arkadaşlar. Nedir bu tabakalar? Dıştan içeriye doğru ektoderm, mezoderm ve endoderm tabakaları. Endoderm tabakası süngerlerde ve sölenterlerde yoktur. Sölenterde yok. Bu yüzden de arkadaşlar süngerlerde ve sölenterlerde organlaşma dediğimiz olay bulunmaz. Hatta bir gen var. Hox genleri dediğimiz genler. Hox genleri bulunmuyor arkadaşlar bunlarda. Hox genleri bulunmaz. Bu genler organlaşmayı sağlayan genlerdir. O yüzden bu canlılarda Hox genleri de bulunmuyor. Gelelim son artık özelliğimize. Vücut boşluğu yani diğer bir ismiyle sölom. Vücut boşluğu diğer bir adıyla neymiş arkadaşlar? Sölom. Evet. Peki sölom ne işe yarayacak? Sölom nedir? Arkadaşlar bazı omurgasız canlılardan vücutlarında tek bir açıklık bulunurken bazılarında arkadaşlar 2 tane açıklık bulunuyor. Bu tek açıklık bulunanlarda bulunan açıklık hem ağız hem de anüs görevi görüyor. Ama yuvarlak solucanlardan itibaren ağız ve anüs birbirinden ayrılmıştır ve 2 açıklık şeklinde ortaya çıkar. Dolayısıyla arkadaşlar biz yine vücut boşluğunu kullanarak da canlıları sınıflandırıyoruz. Yani hayvanları sınıflandırıyoruz. O zaman şöyle yazalım. Bazı omurgasızlarda vücutta tek bir açıklık bulunur. Vücutta tek bir açıklık bulunur. Mesela kim örnek vereyim arkadaşlar? Hidra'da, planaria'da. Planaria nedir? Yassı solucandır, değil mi? Ama yuvarlak solucan veya işte halkalı solucan bunlarda 2 açıklık vardır. Daha sonra bu açıklık hem ağız hem de anüs görevi görür. Anüs görevi görür. 2 tane görev görüyormuş. Hem ağız hem anüs. Yani hem beslenmesini buradan gerçekleştiriyor hem de dışkısını buradan atıyor arkadaşlar. Fakat daha böyle gelişmiş olanlarda ağız ve anüs farklıdır. Farklıdır arkadaşlar. Bu da yine ne yapıyor? Dediğim gibi beslenmenin farklı bir kanaldan, işte boşaltımın farklı bir kanaldan yapılmasını sağlıyor. Bunlar da arkadaşlar 2 tane boşluk bulunuyor. Bakın şu ağız ve anüs dedik ya, bunlarda 2 boşluk vardır.
iki boşluk vardır. Bu boşluklardan bir tanesi bağırsak boşluğudur. Bakın birincisi bağırsak boşluğu. Bağırsak boşluğu. Diğeri de arkadaşlar ikinci karın dediğimiz ikinci karın boşluğudur. İkinci karın boşluğu. Bu ikinci karın boşluğu dediğimiz ağıza dönüşüyor. Bağırsak boşluğu da zaten neye dönüşüyor arkadaşlar? Anüse dönüşüyor. O zaman şöyle yazayım. Parantez içerisinde anüs diye. Anüs. Bu da ağıza dönüşüyor. Zaten dediğim gibi üremeye geldiğimiz zaman bu embriyonik tabakalardan falan bahsedeceğiz ya. Orada blastopor falan diyeceğiz. İşte ilk ağızdır. Daha sonra gastrulasyon evresinde anüs oluşacak arkadaşlar. O şekilde bahsedeceğiz. Şimdilik bu kadar yeterli bence. Vücut boşluklarından bahsettik. Arkadaşlar bu vücut boşluğuna bakın. Şu hani ikinci karın boşluğu dedik ya, iç organlar buralara doluyor zaten. Buraya dolduğu zaman da mezoderm tabakasından gelişiyor tabii ki bunlar. Böylelikle bizim vücudumuzun iç kısmı tamamlanmış oluyor. Şimdi böylece biz hayvanların genel özelliklerinden bahsetmiş olduk. Bundan sonra bu videoyu burada bitireyim. Genel özellikleri nasıl sınıflandırılıyor bahsettik. Şimdi arkadaşlar hayvanları omurgasız ve omurgalı olarak ikiye ayıracağız. Sonraki videoda omurgasız hayvanlardan başlayacağız. Sonraki videoda görüşürüz. Hoşça kalın.